Celal, Cemal, Kemal açısından bak. Külliyatta çok fazla var. Bunu ayırarak görürsek de konu anlamamız gene kolaylaşıyor. Anlayabilmek için bu tarz şeyleri çalışmamız gerekiyor. Celal, Cemal, Kemal açısından bak. Bu da bir külliyatta çokça karşımıza çıkan üstadın çok fazla kullandığı üç tane parametre. Celal, Cemal ve Kemal. Bunlar hem nedir, ne demektir ve bunları nasıl kullanacağız onu da anlatacağız inşallah. Şimdi Celal nedir? Böyle Ben tabii tabii böyle lügat manalar konumuz olmadığı için e, teferruatıyla anlatmamak gerekiyor, girmememiz gerekiyor. Celal ne? Kar ve heybet, Cemal, lütuf ve hüsün. Kemal de bunları cemeden de gözükendir. Celal aklımıza ne geliyor? Celal Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğü azabeti, heybeti ve kahrı akla geliyor. Yani kahrı tesarrufunun e, cemine o sıfata celali e, tecelli ya da celali sıfat diyoruz buna. Kahrına, heybetine ve azametine bakan kısımlar. Cemal de lütuf ve hüsn olarak tecellisine sıfatlarına e, cemali tecelli diyoruz. Bu celali ve cemaliyi cemeden de Cem ederek beraber görebilen dedeki oluşan şeye de kemal diyoruz. Böyle bir denklem var. Celali gördüğümüzde bunlar aklımıza gelecek. Cemal gördüğümüzde bu. Kemal de Celal ve Cemal'in cem edende olduğunu aklımıza getireceğiz. Ve külliyatta bu çokça geçiyor. Mesela Celal'in içinde Cemal'i, Celal'in içinde Cemal'i, Cemal'in içinde Celal'i gören Kamil'dir. Aslında neymiş Celal'in içinde de Cemal varmış, Cemal'in içinde de Celal varmış. O senin aslında bakış açına göre de değişiyor. Yani nasıl olur? Düşün böyle. Çok dehşetli bir fırtına var. Okyanus dalgaları böyle uçuyor, ediyor. Bizim için o nedir? Celal'dür. o dalgalar 20-30 metre. Ama öyle bir balık türü var ki, bir canlı türü var ki en iyi beslendiği, en güzel şey yaptığı kısım o dalgaların olduğu zaman en iyi besini o zaman buluyor. Onun için o dalga nedir? Cemaldir onun için değil mi? O Celal der mi? O tam böyle en iyi besin bulduğum zaman diye dört gözlü onu bekliyordur yani. Ama ben orada o kayıkta, o sandalda, o gemide olduğum zaman benim için Celali tasar oldu. Demek ki kişiye göre mevzu ne oluyor? Celal veya Cemal oluyor. Cehennem, cehennem benim için Celal'dir ama cehennemin melaikesi için orası Cemal'dir onun kendi memleketi zaten. Aslında benim için de o kayık derken şey Celal'dir Heh. ama orada Rabbini bulursun Kork korkudan. <laughs> yani ha o Yunus Yunus Aleyhisselam gibi Celal içinde o Cemal'i buluyor. Yani Cemal'de de Celal var. Cemal'in içinde de onun büyüklüğünü görmen gerekiyor. Bunu görürsen kamil oluyorsun. Demek ki Celal, Cemal, Kemal böyle bu şekilde bir denklemi var kendi içerisinde. İç içelik var yani aslında. Bir noktada ayırmamız gerekiyor. Bir noktada da aslında cem etmemiz gerekiyor. Ama ayırmadan da yani... Celali tecelliler, cemali tecelliler ve kemal ortaya çıkması denklemi külliyatta çok fazla var. Bunu ayırarak görürsek de konu anlamamız gene kolaylaşıyor. Mesela örnekler hemen bildiğimiz bazı bunlar. Mesela celal nedir? Subhanallah'a bakar. Subhanallah celale karşı yapılır. Cemale elhamdülillah, kemale de Allahu Ekber. Bunlar zaten sarih geçen kısımlarda. Demek ki celal mesela bu tesbihlerimizin karşılığı da aslında üç tane bu sıfata bakıyor tecelliye bakıyor. Bunun başka örnekleri az önce dedik. Mesela cehennem nedir? Celaldir. Hani gene bizim bakış açımızdan bakıyoruz. Cennet nedir? Cemaldir. Alem şehadet nedir? O cennet ve cehennemin kesiştiği nokta, buluştuğu nokta ve orayı kazandığımız nokta olan alem şehadette kemaldir mesela. Kemal olan yerdir bu noktada. Niye? Zıtların cem olduğu yerdir burası. O noktada kemal diyebiliriz. Bütün esmalar burada tecelli ediyor. Bütün o celali cemali tecelliler. Mesela ahirette ne olacak? Celali tecelliler bir tarafa, cemalliler bir tarafa ayrılacak. Alem-i göre aslında celaliler bir tarafta, cemalliler bir tarafta olacak. Ama alem-i ne oluyor? İkisi beraber olduğu için aslında o noktada buraya alem-i kemal diyebiliriz. Bir noktadan yani. Peki başka neler var? Mesela en çok kullandığımız uluhiyet, rububiyet, ubudiyet kelimeleri. Bak bunlar da aslında Celal Cemal Kemal'in karşılıkları nedir? Uluhiyet Celal'e bakar, Rubiyet Cemal'e bakar, Ubudiyet de Kemal'dir. İşte Cenab-ı Hakk'ın uluhiyetine, e, Rubiyetine biz Ubudiyetimizle ne yapıyoruz? Mukabele ediyoruz. Bizde de o, o, zaman o Kemal olarak ortaya çıkıyor. Başka nasıl olabilir? İşte La İlahe İllallah Muhammedur Resulullah değil mi? Buna baktığımızda La İlahe Celal'e bakabilir, İllallah Cemal'e bakabilir, Muhammedur Resulullah da mesela Kemal diyebiliriz. Ne oldu? Bak böyle mevzuyu e, baktığımızda, mis uluhiyet, rubiyet, ubudiyeti e, araştırıyoruz, bakıyoruz, onları anlamaya çalışırken aslında bunun celalle olan ilişkisini, rubiyetin cemal olan ilişkisini, ubudiyetin kemalle olan ilişkisine baktığımızda konu ne olacak? Bu tarafı da anlamamız kolaylaşmış olacak. Başka mesela bir örnek. E, bu da 11. Söz'ün başı. Mesela o gözle bakınca e, bir izah metodu oluyor. Bak bunu şekle dönüştürürüz. Hem şeklin yapma şeyi de var ve burada da celal, cemal Kemal'i göstereceğiz. Şöyle bir şekli göstereyim. Şimdi oradaki metindeki geçen ifadeleri, içlerindeki birbirler ilişkiselliği bir şekil haline dönüştürüp orada da o Celal Cemal Kemal'i göreceğiz şimdi. Bak şöyle okuyorum. Bir zaman bir sultan varmış. Tamam mı? Sultan. Mesela sultan ne olabilir? Celalidir, büyüklüktür, azamet, heybettir. Sultan değil mi? Sultan dediğimiz zaman o akla gelir. Mesela sultan Celal'e bakar diyoruz. Bu bizim kendi bir çalışmamız. Doğru yanlış denebilir. Öyle değil o değil bu dene bakabilir denir ama sonuçta bir öneri bir bu bizim çalışmamız. Mutlak doğrudur denmez zaten ama konuyu Anlayabilmek için bu tarz şeyleri çalışmamız gerekiyor. Ne oluruz? Ben buna bugün celal deriz. Farklı bir şekilde müzakere olur. Aslında şu manaya da gelir denebilir. O da doğru olur. Ama konuyu e, e, anlamak için bu şekilde çalışmamız gerekiyor. Daha iyi anlamamız için gerekli. Bir zaman bir sultan varmış. Servetçe onun pek çok hazineleri vardı. Sultan vardı. Onun servetçe pek çok hazineleri vardı. Hazinelerde her çeşit cevahir, elmas, zümrütleri var. Mesela ayırdık. Hem gizli pek acayip, acayip, defineleri varmış. Servetçe pek hazineleri varmış. O hazinelerde cevahir, elmas, zümrütler varmış. O servetinde de defineleri varmış. Metinde öyle geçiyor. Ayırıyoruz onları. Bir servetçe dedi. Bir de ne geldi? Bakın burada hem hem dedi zaten hem konu ayrıldı. Hem kemalatça dedi. O zaman ben burada o sultanın hem servetçe hem kemalatça olan kısmını ayırdım. Buradaki metini gene tasnif ediyorum. O servetçede de hazineleri vardı, o hazinelerde bunlar vardı ve defineleri bulunuyor dedi. Bu zaten üstadım misaliyle anlatıyor. Onun da hakikati geliyor sonra. Hem kemalatça sanayi garibede pek çok mahareti varmış. Kemalatça sanayi garibede, sanatlarda, sanayide o manada kullanıcı sanat dedik. Mahareti varmış. Hem hesapsız fünunu acibeye, fenlere marifeti var, ihatası varmış. Hem nihayetsiz ulumu bediye, ilimlere ıtıla varmış. Şimdi bu cümle burada bitti. Ve sonra ne diyor? Her cemal ve kemal sahibi kendi cemal ve kemalini görmek ve göstermek istemesi sırrınca. O Sultan Zişan dahi istedi ki bir meşher açsın, içinde sergiler dizsin. Tanrıs'ın enzarında saltanatın haşmetini, servetinin şahşasını, hem kendi sanatın harikalarını, hem kendi marifetin garibelerini izhar edip göstersin. Şimdi şuraya kadar şekli yaptık şurada. Ittila varmış dedik, bunları böyle tasdif ettik. Şimdi her cemal ve kemal sahibi. O zaman servete Cemal'e bakar, Kemal'e zaten Kemal'e bakar. Bakın her Cemal ve Kemal sahibi kendi Cemal ve Kemalini görmek ve göstermek istemesi sırrınca o Sultan Zişan da istedi ki, o zaman ne dedik? Bakın zaten Üstad Cemal ve Kemali kullanmış. Burada kendisi Sultanın da kendisi e, Celal olduğu zaten o üçleme çıkıyor. Demek ki bu 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 şekildeki mevzuya mesela Celal Cemal Kemali koyarak buradaki akışı daha iyi analiz edip nelere çıkaracağını görebiliyoruz. Bu da buna bir örnek yani. Oradaki şeyi hem şekle döküyoruz. Şekle döktükten sonra da Üstad zaten Cemal Kemal'i söylüyor. Biz de Celal buradan takdiriyoruz. Demek ki o Celal'in kemalini ve cemalini göstermek ve görmek istemesi sırrınca bu şekilde şeyler var. Bunlar da metnin içerisinde sonra da bunların neler olabileceğini de tespit edebiliriz. Yani öyle bir şey mümkün. Şimdi Celal Cemal Kemal de demek ki bu şekilde bu üçleme külliyatta geçiyor. Biz onlar geçtiğinde acaba bu celali midir, bu cemale mi bakar, bu kemale mi bakar diye mevzularda analiz yapabiliriz. Onu da kullanmamız gerekiyor. Diğer bir başlıkta manayı harfi, manayı ismi açısından bak. Üstad bunu zaten...